Merkezi sinir sistemine devam ediyoruz. Evet, bu da başka bir çizim. Bakın, yine beynimiz. Alt tarafta beyincik denilen yapı. Omurilik soğanı, omurilik. Bu tırtıklı çizdiğim yapılar omurga. Hani ensemizden kuyruk sokumuza kadar böyle küçük küçük kemikler vardır. İşte burada o küçük kemikleri göstermeye çalıştım. İsterseniz bilgisayarda daha detaylı, daha güzel görelim. Evet, bakın burada beyin, beyincik, omurilik soğanı, özür dilerim, şurası omurilik soğanı, omurilik. Omuriliğimiz nerede? Bakın, omurganın içerisinde. Yine aynı şekilde şuraya bakalım. Beyin, beyincik, omurilik soğanı, omurilik. Devam edelim. Beynimizin göreviyle. Bakalım ne demişiz. Beyin sinir sisteminin en gelişmiş organıdır. Bakalım görevleri nelermiş. Vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. Konuşma, yürüme, yazma gibi istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Bakın, istemli. Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık olaylarını düzenler. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler. Evet, bunlar beynimizin görevleri. Devam edelim. Beyincik. Hani bu altta beyne benzeyen küçük bir yapı var diye, beyinden daha küçük bir yapı. İşte orası. Bakalım görevi neymiş beyinciğin. Yapı bakımından beyine benzer. Vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar. Beyinciğin zarar görmesi canlının dengesiz hareketine neden olur. Bakalım buradaki bilgimiz neymiş? Yeni doğan bebeğin beyinciği gelişmediği için yürüyemez.